Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde nötronların madde ile etkileşmesi konusuna devam edeceğiz. Biliyorsunuz en son radyasyonun madde ile etkileşmesi bölümüne başlamıştık ve orada işte ağır yüklü, hafif yüklü parçacıklar, sonra gama ışınlarının, X ışınlarının madde ile etkileşmelerini nasıl olduğunu, madde içine girdiğinde, bir malzeme içine girdiğinde nasıl yol aldıklarını, nelere maruz kaldıklarını, bu etkileşmelerin olasılıklarını kısaca işlemiştik. Şimdi son olarak radyasyon diye kategorize edeceğimiz parçacıklardan yüksüz olan ve parçacık tipli olan nötronlardan bahsedelim. Dolayısıyla nötronlar madde ile acaba nasıl etkileşiyor, nelere maruz kalıyor? Şimdi nötronlar yüksüz oldukları için bir kere elektromanyetik kuvvetten etkilenmezler. Onun için girişkenlikleri biraz fazladır. Hatta diğer radyasyonlara göre en fazladır. Biliyorsunuz işte alfa parçacıklarını bir ince bir kağıtla, alüminyum folyoyla hatta işte bir A4 kağıdıyla bile durdurabilirsiniz, engelleyebilirsiniz. Ama elektronlar biraz daha hafif oldukları için onları artık böyle bir kalın bir tahta, levha gibi, tabaka gibi bir şeyle engelleyebilirsiniz. Çünkü kağıdı delip geçer. Gama ve X ışınları ise bunları da delip geçer. Kalın kurşun, beton duvarlar lazım demiştik. Nötronlar hepsini geçer. Çünkü elektromanyetik olarak etkileşmiyorlar. Yüksüz parçacıklar. Dolayısıyla nötronları durdurmak için daha fazla önlem almamız gerekir. Girişkenlikleri fazla. Madde içinde nükleer reaksiyonlar yoluyla etkileşirler. Bu reaksiyonlarla da tabii etkileştikten sonra enerjisini aktarır maddeye. Fakat ne kadar enerji aktaracağı ya da hangi reaksiyonu yapıp o maddeyle etkileşeceği konusu ise o maddenin cinsine, o maddenin tipine, tabii nötronun da gelme enerjisi, açısı vesaire çeşitli parametrelere bağlı. Bu etkileşme sonucunda nötron madde tarafından absorbe edilebilir ya da saçılabilir. Şimdi birkaç milyon elektron voltluk enerjilerde soğurulmasının en büyük katkısı füzyondan gelir. Yani nötronlar soğurulacaksa bu en büyük katkı füzyondan gelir. Füzyonda ilk olarak bileşik çekirdek oluşturacak şekilde bir, biliyorsunuz, nötron yakalanır. Bir füzyon sürecini dışarıdan başlatmak için nötron indüklemeli füzyon kavramı vardır, duymuşsunuzdur. Bu füzyon sürecinin, yani birleşme sürecinin başlanması için nötron indüklemeli fisyon da var tabii, ikisi de var. Yani büyük bir çekirdeği, uranyumu bölmek, parçalamak ve enerji çıkartmak istiyorsanız dışarıdan bir nötron gönderirsiniz. O nötronla indiklersiniz ve uranyum parçalanır, açığa çıkar. Füzyonda da aynı şekilde bir dışarıdan nötron yakalayarak füzyon sürecini de başlatırsınız ve öncelikle nasıl başlatırsınız, hatta direkt nötronu absorbe eden çekirdek, aslında iki tane sistem olarak düşünürsek nötronu ve bu çekirdeği, bir bileşik çekirdek oluşmuş olur ve füzyon olmuş olur, değil mi? Buradaki oluşan bileşik çekirdek yaklaşık olarak işte başlangıç kinetik enerjisiyle nötronun bağlanma enerjisinin toplamına eşit olan bir enerjiyle uyarılmış durumda kalır, değil mi? Siz nötronu bir çekirdeğe gönderdiniz ve nötron absorbe oldu. Dolayısıyla iki sisteminiz artık bir sistem içerisinde birleşik bir sistem oluşturdu. Bu artık füzyondur. Füzyon da enerji uyarılmış, uyarılma enerjisi ne kadar bu oluşan sistemin? Başlangıçtaki kinetik enerjiyle nötronun bağlanma enerjisi ne kadarsa toplamı kadardır. Genellikle de bu, işte şu nötronu gönderelim. Kalemimiz niye kalem yazmaya başlamış? Nötronu gönderdik bir çekirdeğe ve bileşik bir sistem oluştu, değil mi? Artık içeride nötron var, bileşik. Bu nötronun bağlanma enerjisi de yaklaşık olarak 7-8 milyon elektron volt civarındadır. Dolayısıyla başlangıç kinetik enerjisi artı işte nötronun bağlanma enerjisi 7-8 MeV ekleyerek çekirdeğin uyarılma enerjisini bulursunuz. Bu nötronun bağlanma enerjisi
şu demek, bu nötronu bu sistemden tekrar ayırmak için gerekli enerji. Bir nötron ayırma enerjisi diyoruz ona biz nükleer fizikte. Yani bir çekirdeğiniz var, oradan bir tane nötronu ayırmak için gerekli enerji 7-8 milyon elektron volt. Dolayısıyla bunun oraya bağlanma enerjisi de ne olacak? 7-8 milyon elektron volt olacak. Bu nötronun bağlanma enerjisi. Şimdi uyarılmış durumda oldu bu bileşik çekirdek. Fakat dedik, defalarca tekrarladık. Hiçbir zaman uyarılmış çekirdekler bu uyarılmış hallerinde kalmazlar. Taban duruma dönmek isterler. Bunu da tekrar yayınladıkları gama ışınlarla ya da yüklü parçacıklarla ya da tekrar nötronlar yayınlayarak bu bileşik çekirdek tekrar taban durumuna döner. Gama yayınlayabilir. İşte yüklü parçacıklar yayınlayabilir. Alfa elektron gibi ya da yine nötron yayınlayabilir ve tekrar taban durumuna ulaşır. Şimdi nötron maddenin içine girdiği zaman tabii hemen ilk etkileştiği noktada absorbe olmaz. İki olasılık var. Ya absorbe olur, tamam. Ona biz sigma A diyeceğiz. Yani absorbe, soğurulma tezkesi. Ama buradan saçılabilir. Tekrar saçılabilir, tekrar saçılabilir, tekrar saçılabilir falan filan. En son da absorbe olabilir. Dolayısıyla bir de sigma S var. Bu da saçılma tezkesi. Yani saçılma olasılığını işaret eden bir şey. Soğurulma. Her bir çarpışma ya da saçılma sonucunda bu noktalardan nötronun yavaşlar, enerji kaybeder değil mi? Çünkü enerji bu çarpışma sonucunda bir enerji aktarımı var. Enerjisi kaybettikçe de yavaşlayacak. Eğer bu nötronun bu madde içerisindeki soğurma yani absorbe olma tesir kesiti küçükse böyle nötron hemen absorbe olmayacak. Dolayısıyla çok çok saçılacak ve yavaşlayacak. İşte bu nötronun yavaşlaması bir noktaya kadar devam eder. Bu termal denge dediğimiz bir nokta. Yani çevresindeki diğer ortamla termal dengeye gelene kadar böyle saçılır, saçılır, saçılır. Enerjisi kaybolur her saçılmadan sonra. Bir termal dengeye gelir. Sonra tamam gene şu noktada diyelim ki termal dengeye geldi artık. Yani o kadar yavaşladı ki hızı 100'dü, 50 oldu, 25 oldu, işte 15 oldu, 5 oldu. Hala soğurulmak demek sıfır olması demek. Şu noktada 5 oldu, işte 3 oldu, sıfır oldu, soğuruldu. Ama şurada mesela 5 olduğu yer çevresiyle artık çevresindeki hareketli diğer sistemlerle dengede olduğu nokta. Burada termal dengeye ulaşır. Bu nötronlara biz termal nötronlar diyoruz. Yani çevresindeki ortalama enerji, ortalama sıcaklıkla kıyaslanabilir değerlerdeki nötronlar termal nötronlardır. Bunlar ileriki konularda fisyon ve füzyonu göreceğiz. Çok işimize yarayan nötronlar. Termal nötronlarla biz çeşitli nükleer reaksiyonları, nükleer süreçleri başlatabiliyoruz. Ama şimdilik orayı detayına girmiyorum. Bu termal nötronların enerjileri de yaklaşık 0,025 elektron volt gibi. Tamam mı? Bu kadar enerjiye düştüm. Yani geldi 7-8, 10 mev'le geldi mesela. Yavaşlıyor 5 mev, 1 milyon elektron volt, işte 100 kilo elektron volt, 10 kilo elektron volt. 100 elektron volt falan filan o kadar küçülüyor ki bakın 0,025 elektron volt oluyor. Milyonlarla ifade ettiğimiz bir enerjiden buralara kadar geliyor. Artık yavaşlamış durmak üzere. Ama hala hareketli bir enerjisi hala sıfır olmadığına göre. Bu enerji civarındaki işte nötronlar bizim termal nötronlarımız. Şimdi bu nötronların azaltması var. Gama ışınlarında, X ışınlarında görmüştük. Azaltma katsayısı, çizgisel azaltma katsayısı ve kütle azaltma katsayısı gibi terimlerden bahsetmiştik. Burada da nötronların da şiddetlerinin azalmasından bahsedebiliriz. Bir malzeme içerisine girdiği zaman nötron, tekrar çizelim, ya soğurulur ya da saçılır. Tamamen kuantum mekaniksel bir şey. İlk noktada da soğurabilir, ikincide de soğurulabilir, üçte de soğurulabilir, dörtte de, beşte de, altıda da herhangi bir yerde soğurulabilir. Tabii
Enerji, bu pek çok faktöre bağlı. İşte enerjisi düştükçe soğurulma olasılığı artar gibi. Değil mi? Çok şiddetli bir pimpon topunu mesela bir pimpon toplarıyla dolu bir ortama attığınız zaman, çok hızlı attığınız zaman ilk çarptığı yerde durma olasılığı düşüktür. Birinciye çarpar, oradan saçılır, öbür tarafa gider. İkinci de daha olasıdır durması ama hala çok hızlı attıysanız devam eder eder. Yavaşladıkça artık durması ya da soğurulması daha olası hale gelir. Değil mi? Bu da aynı şekilde işte. Dolayısıyla madde içine giren nötron ya soğurulur ya da büyük açılarla saçılır. Dolayısıyla bu şiddetindeki I, işte kaç tane gönderdiniz? 1000 filan olsun. Bu soğurulma ve saçılma bu şiddetteki kayba katkıda bulunur. Bunu gama ışınlarında yazmıştık. Şöyle, herhangi bu başlangıçta I sıfır, içeride herhangi bir anda I ise başlangıçtaki şiddetimiz E üzeri eksi N sigma ile veriliyor. Burada sigma dediğimiz şey soğurulma tesir kesiti artı pardon saçılma tesir kesiti artı soğurulma tesir kesiti. Absorpsiyonun baş harfi. N burada sayı, sigma işte tesir kesiti, X'te ne kadar uzağa gittiği, mesafe aldığı yol. Genellikle bu formülü daha kısa şöyle yazarız. I sıfır E üzeri eksi toplam X. Buradaki bu toplam sembolü şunu ifade ediyor. N çarpı sigma. Buna biz makroskopik tesir kesiti diyoruz. Makroskopik tesir kesiti. Bu lambda eşittir 1 bölü toplam sembolüyle verilir. Buradaki lambda ise ortalama azaltma yolu. Yani bu nötron ortalama ne kadar yolu ne kadar kısaltıldı? Ters orantılı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi pardon. Evet. Şimdi eğer bir yol alıyor nötron, x ile x artı dx arasında bir nötronun bulunma olasılığı, bunu gama ışınlarının azaltmasında da bahsetmiştik. E üzeri eksi x bölü lambda. Tamam mı? E üzeri eksi x bölü lambda ile orantılıdır. Bir nötronun x ile x artı dx arasında bulunma olasılığı. Tamam mı? Bu lambda ortalama yol gibi düşünün. Bu şekilde veriyoruz. O zaman ortalama serbest yolu şöyle ifade edebiliriz. Ortalama serbest, nötronun ortalama olarak serbestçe gideceği yol. Tamam mı? Bu eşittir. Sıfırdan sonsuza E üzeri eksi x bölü lambda dx, şurada x de var. Bölü sıfırdan sonsuza E üzeri eksi x bölü lambda dx. Yukarıdaki farkı x çarpı E üzeri eksi x bölü lambda. Aşağıdakinin yukarıdan farkı x yok burada. Bunun basit bir örneğini gama ışınlarının azaltmasında anlatmıştım, bu formülün nasıl böyle olduğunu. Oraya bakabilirsiniz. Şimdi eğer biz lambda s'yi 1 bölü epsilon diyelim. Epsilon s ile verilen bir ifadeyle tanımlarsak, yani saçılmalar olmadan, saçılmalar ya da saçılmaları hesaba kattığımızda, saçılmaya uğramadan önce alacağı ortalama serbest yol bu şekilde ise, o zaman ardışık saçılmalar arasındaki ortalama mesafe olarak bunu değerlendirebiliriz. Tamam mı? Yani şuradan şu noktaya geldi. Saçılmalarla ilgileniyoruz. Daha soğurulma diye bir şey yok devrede. Buradan aldığı yol, buna lambda s deriz, değil mi?
saçılmalar arasındaki yol, ortalama yol. Lambda A'yı da 1 bölü toplam A ile gösteririz. Bu da soğurulma durumunda, soğurulmadan önce aldığı yol. Yani geldik, saçılmalar arasındaki ne lambda S dedik. Soğurulmadan önce, burada soğuruldu. Soğurulmadan önce ne kadar yol almış? Bu. Değil mi? O zaman biz makroskopik tesir kestiği ifadesini de mesela şuradan kırmızı ile yazayım. Şurada N sigma demiştik. O zaman şöyle ifade edebiliriz. N sigma yerine ne yazabiliriz? Sigma S artı sigma A. N sigma S dediğimiz şeye biz epsilon sigma ve epsilon A diye de yazabiliriz. Böylece ortalama serbest yol ifademiz de şu hale gelir. 1 bölü lambda eşittir. 1 bölü lambda saçılmalar nedeniyle olan ve 1 bölü lambda soğurulmalar nedeniyle olan. Bu bizim tesir kestimiz. Saçılmayı ve soğurulmayı ayrı ayrı gösteren. Bu da alacağımız ortalama yol 1 bölü lambda eşittir nedir? Saçılmalar arasındaki ortalama yolun bir bölüsüyle İşte soğurulmadan önce alınan yolun bir bölüsünün toplamı. Tamam mı? Şeklinde ifade edebiliriz. Bu da bizim ortalama serbest yol ifademiz. Şimdi eğer bizim sigma A'mız sigma S'den çok çok büyükse, yani soğurulma olasılığı, nötron maddeye girdiği zaman soğurulma olasılığı, saçılma olasılığından çok çok büyükse, girer girmez herhangi bir saçılma olmadan direkt soğurulur. Tamam mı? Yani şöyle düşünün. Sigma eşittir. Sigma S artı sigma A olduğundan ve sigma A çok büyük olduğundan sigma S'yi ihmal ederiz. Bizim sigmamız artık sigma A olur. Yani nötron girer girmez soğurulur. Eğer tam tersi sigma S eşittir sigma A ise bu sefer de nötron girer girmez asla, pardon şöyle yazacaktık. Girer girmez ne olacaktır? Saçılacaktır. Çünkü soğurulma olasılığı çok küçük. Bu sefer de sigma eşittir sigma S artı sigma A bağıntımızda şunu ihmal edeceğiz. Dolayısıyla sürekli saçılacak. Ne zamana kadar? İşte termal enerjilere kadar gelene kadar sürekli saçılacak. Ama bu sürekli saçılma sonsuza kadar devam etmez. Belli bir yere gelince de ne olacak? Mecburen soğurulmaya başlayacak. İşte bu yavaşlama işine biz burada yavaşlıyor. Sürekli yavaşlar. Çünkü sürekli saçılma var. Bu yavaşlama işlemine biz moderasyon diyoruz. Nötronların moderasyonu. Hızlı nötronlarla nükleer süreçleri pek işletemeyiz, başlatamayız. Onun için nükleer süreçlerin nötronlarla ilgili olarak nükleer süreçlerin başlatılabilmesi için nötronların moderasyonu yapılır. Yani yavaşlatma süreci yapılır. Tamam mı?